Kerbela'da Anadolu Alevileri yas ve matem tutarlar, gözyaşı dökerler. Ama günümüzde artık gözlerin hakikatlere açılması lazım. Yalnız gözyaşı dökmek değildir. Tabii öyle ki Kerbela öyle bir dönüm noktasıdır ki o günden sonra zulmün ve zalimliğin sembolü Yezid olmuştur. Mazlumiyetin, sevginin ve muhabbetin de simgesi Hazreti Hüseyin olmuştur. Ama günümüzde Yezidler yok mu? Kerbelalar yok mu? Nice Kerbelaları yaşıyoruz. Onun için yine Alevi aşıkları ve ozanları der ki Ehl-i Beyt'i seven yol ericenler dünün Kerbelası bugün de vardır. Hazreti Hüseyin'e talip olanlar dünün Kerbelası bugün de vardır. Zulme baş kaldırmak erlerin kârı, ta azelden beri kavli ikrarı, Maraş katliamı, Dersim diyarı, dünün Kerbelası bugün de vardı. Bugün dünyada 42 ülkede savaş, kavga ve acılar vardır. Bakın, bütün dünyanın gözü önünde aylardır Filistin'de, Gazze'de on binlerce yoksul, yetim ve kimsesiz insan katlediliyor. Bütün dünya gözü açık seyrediyor. Dur diyen yok, tavır koyan yok. O insanlar orada aylardır her gün Kerbela'yı yaşıyorlar. Bu zulme bir son vermeli ve bu zulmü yapanları burada bu mübarek ayda aşure gününde şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu kutsal Muharrem ayında inanç önderlerine büyük görev düşüyor. Adaletsizliğin karşısında adaleti. Bunu kimler savunur? Camilerimizin müftüleri, kiliselerimizin ruhani liderleri, cemevlerinin pirleri hep birde ve beraber ve omuz omuza olmalıdırlar ki çifte standart karşısında eşitliği, esaretin karşısında özgürlüğü, tekçi ve dayatmacı yaklaşımlar karşısında çoğulculuğun öne çıkarabilmesi için bir mücadele içinde olmalıdırlar beraber. Bu konuda bu saydığım kurumların inanç önderleri hiçbir hesap içinde olmadan korkusuzca konuşurlarsa toplumsal barış daha önde olur ve daim olur, öfkeler diner, kin ve nefretler de söner.